Manda yoğurdu yiyoruz, kestane balı yiyoruz, ejderha meyvesi yiyoruz, bilmem ne yiyoruz. Ya hangi meydana gidin, metro metrobüs istasyonuna gidin. Her yerde sema asısı bebeğin standları var ya. Her yerde. Ya bu çocuklar bizim çocuklarımız değil mi kardeşim? 10 tane var. Evet. Gelin gidelim sayalım. Tek tek gösterelim. 10 tane burada köprüde seması benim standı var. Atatürk'ün bir sözü var. Vatanı korumak çocukları korumakla başlar. Tamam mı? Vatanı korumak çocukları korumakla başlar. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Çocuklarımıza geleceğimize sahip çıkmamız lazım. Yani milyonlarca, milyonlarca göçmene, yıllarca göçmene maddi manevi destek oluyorsunuz. Bir tane sebahsızlı bebekler... Sana sadece bir tek bir şey söyleyeyim. 10 tane şey söyle. Atatürk'ün kurduğu partiyi kim yönetiyor? Kim yönetiyor? Şu Kılıçdaroğlu yönetiyordu, şimdi Özgür Özden yönetiyor. Kim bunlar ne? Kim? Siyasetçidir, genel başkandır. Kimdir? Tamam, ne adam kim? Nereli bu, ne cin, ne? Şimdi ne alakası var? Atatürk kalsa bunların hepsini sürer. Şimdi konuyu nereye geliyor? Sen Kılıçdaroğlu değilsen, CHP değilsen, şu değilsen... Sen Erdoğan'ı mı savunuyorsun? Bak... Erdoğan'dan bahşiş deyin ki kim varsa ona yürüyek. Kim? İsveç bir dakika. İsveç Kur'an-ı Kerim yaktı defalarca. Kur'an-ı Kerim yaktı. Kur'an-ı Kerim yerden yerde bir dinle. Ben seni dinledim, cevap da verdim. Sen de dinle, cevap ver. Sorduğun soruya. Defalarca Kur'an-ı Kerim İsveç yaktı. Yerde yere vurdu. Tam bir dinle güzel kardeşim. Sen soru sordun. Dedin ki CHP kimdir? Ben dedim genel başkan şu an Özgür Özel. Sen de İsveç defalarca Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Tamam mı? Kur'an-ı Kerim'i yerden yere vurdular, ayak bastılar. Erdoğan çıktı dedi, ben yaşadığım sürece, nefes aldığım sürece dedi Kur'an-ı Kerim'imizi yakan İsveç'in NATO'ya sokmayacağım ve askerimizi, polisimizi şehit eden teröristlere dedi yardım ihtarlık yapıyorlar. Tırlarla silah gönderiyor. Bir gün sonra İsveç'in NATO'ya soktu. Sen Erdoğan'ı mı savunuyorsun? Kur'an-ı Kerim'in yakanı savunan adamı yani NATO'ya yani şu anda yani o zaman şu an Filistin'de Filistin'de katliam var değil mi? Ama ben Filistin'de katliam var değil mi? Bu devlet mi? Bak Erdoğan devlet değildir. Erdoğan AK Parti devlet değildir. Devlette canımız feda, AK Parti sadece siyasi bir partidir. Yani CHP nasıl siyasi partiyse AK Parti de siyasi partidir. MHP nasıl siyasi partiyse AK Parti de. Bugün varlar, yarın yoklar. Filistin diye bir yer, dur. Bak Gazze'de şu an 30 bin tane insan hayatını kaybetti. 5 aydır. Orada katliam var. Evet. Bir dakika, biz konuşayım. Tamam, söyle, ben seni dinliyorum, söyle. Ben şu an İsrail'den geldim, bak İsrail'den dinime, imanıma, Kur'an'ıma da İsrail'deydim. Evet. Çalışıyordum, Yılmazlar diye bir şirketine gittim. Savaştan dolayı da çıktım geldim. Ben bak orada yaşadığım için 8 milyon Yahudi var, 16 milyon sadece İsrail'in içinde Arap Müslümanı var. Ve o Gazze hariç. Orada İsrail Gazze ile çatışması yapılan da savaşa girdiklerinde oradaki Müslümanlar bir şey yapmıyor. Sana bana kimseye destekleri yok. Oradaki 16 milyon Arap onlara destek verse zaten senden hiç beklemeden orayı alır. 8 milyon Yahudi ya. Ya da bir şey mi? Nüfusu 8 milyon zaten. 16 milyon insan yok. Yok, İsrail nüfusu zaten 8 milyon. İsrail nüfusu 8 milyon. İçinde 1 milyon vardır, 2 milyon vardır Müslüman. Yok, nüfusu zaten 8 milyon. 16 milyon, yani 30 milyon İsrail nüfusu yok. Sen diyorsun 8 milyon, 16 milyon Müslüman var. Toplam o 25 milyon. Hariç bir nüfus. Ya güzel kardeşim, ben sana bir şey söyleyeyim. Şu an Gazze'de bir katliam var. Doğru mu? Burada yalan söyleyen var mı? Gazze'de 30 bin tane insan ölmüş değil mi? 5 ayda. Hastaneler bombalanıyor, kamplar bombalanıyor, binalar bombalanıyor ve 30 bin de hepsi sivil. Bizim gibi sivil. Evet. Hepsi çoluk çocuk kadın. Ya Erdoğan miting yapmıyor mu Filistin için? Yürüyüşler yapmıyor mu? İsrail terör devletidir diyor, terörist Netanyahu diyor. Ama Erdoğan AK Parti en çok İsrail'e ticaret yapıyor. En çok. Sen içtiğin Coca-Cola, Pepsi, Fanta, kullandığın şampuan, diş macunu, kullandığın ayakkabı, pantolon, elbise, her şey İsrail malı güzel kardeşim. Senin o ticaret yapıyor ya, hepsi filan Gazze'ye bomba olarak yağıyor, hepsi. 5 aydır, bak, 5 aydır katliam var, 5 aydır katliam var, İsrail Büyükelçisini, İsrail Büyük... Ya sen yeme, sen parası verilmiş, yemekten sonra ne olacak? Parası verilmiş. Bak diyor ki, hükümet diyor, tepki koysun, tanımasın diyor. Para veriyorsun ama kolayı döküyorum.
Böyle mi protesto ediyor? Tökme, tökme. Kardeş almadım. Diyor ki hükümet diyor tepki gösterdi. Sen vermezsen ne olacak? Zaten almışsın. Almışsın, ülkeye sokmuşsun. Ya sen anlamıyorsun. Diyor ki tanımasın onu, elçisini çeksin. Büyük elçisini başka olsun, niye geri göndermiyor? Niye bizimkini geri çekmiyor? Niye yaptırımı uygulamıyor? Güney Afrika, Güney Afrika. Kardeş sen neyi savunuyorsun? Sen neyi savunuyorsun? Bunun savunacağı kim bana onu desin? O diyor ki 5 aydır, 5 aydır. Hakikatin savunuyor. Bak diyor bir dakika. Ya sen daha Allah muhabbetine yeni geldin sen. Diyor ki 5 aydır savaş var. 30 bin insan öldü. AK Parti ticareti kesmedi. Bu haksızlık değil mi diyor? Kesin ticareti diyor. Hangi parti baş kaldırdı? AK Parti ile yine MHP'den hariç hangi parti destek kaldı? Ya durdurdular mı? Hangisi? Durdurmadılar ki. Destek ver sen de bana. Elçi çeksin. Ayrımcılık yapma. Elçi çeksin. Elçi diyor. Elçi çeksin. Öncülük. Ya sen şimdi açık sözlü olalım. Doğruları, gerçekleri, hakikati konuşalım. Ben şu an hala senden bir şey anlamıyorum. Sen neyi savunuyorsun? Ne demek istiyorsun? Birimizi anlamaya çalışalım. Ne diyorsun yani? Ne demek istiyorsun da? Sen bir de İsrail'den geliyorsun. Sen İsrail'de ne işin var güzel kardeşim? İsrail'de ne işin var ya? Çalışmak mı ya? Ya başka ülkeye git. Zaten 20-30 yıldır İsrail katlediliyor. Sen niye İsrail'e gidiyorsun? Abi ben bir şey söyleyeyim mi abi? Kısaca. Ben röportaj yapmayacağım. Bak benim bu konuşmamı kayda alma. Bir şey söyleyeceğim. Benim Avrupa'ya git. İsrail'de ne işin var ya? Çok kısa. Ben sadece kısa bir şey söyleyeceğim sana. Unuttum. CHP'yi destekliyorsun anladığım kadarıyla. CHP'yi destekliyorsun anladım. CHP oy veriyorum. Ama vatanı milletini seven bir insanım. Ülkem dünyanın güzel ülkesidir. İnsan da dünyanın güzel insanıdır. Benim insanımın refah içinde yaşamasını istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun Amerika'daki kaybı 2 saat. Bu konusunu bitirsin, başkası konuşsun. Nasıl kayıp? Kayıp 2 saati var ya Mektan. Sen anlat. Orada mıydı? 2 saati var ya kayıp. Haberlere çıktı. 2 saat Kılıçdaroğlu kayıp oldu Mektan. FETÖ darbe yaparken Marmaris'te kim tatil yapıyordu? FETÖ darbe yaparken Marmaris'te kim 10 yıldız otelde tatil yapıyordu? FETÖ'nün siyasi alakası son CHP. Son sözleri tamamla. CHP. FETÖ darbe yaptı değil mi? FETÖ darbe yaptı değil mi? Gel. FETÖ darbe yaptı doğru mu? FETÖ'nün siyasi araştırılsın deniliyor. Niye reddediyorsun? Tam niye reddediyorsun? Bir sürü Cumhurbaşbakanı geldi. Hiçbir tanesinin gelmesi uçağı olmadı. Ya kalbim durdu ya. Hangi Cumhurbaşbakanın gemisi oldu ya? Kimin gemisi? Ben bütün Cumhurbaşbakanlarına saygı duyuyorum. Yok sohbet ediyorum. Eğer ben konuşuyorsam, birisi burada benim konuşmamı etkileyebiliyorsa bu ülkede adalet, özgürlük yoktur. O kadar. İkinci röportaj yazıyorum. Mehmet, Apo'nun kardeşini kim denetleye çıkardı? Ne yapmış İmamoğlu? İmamoğlu ne yaptı? İyi yaptım. Doğru değil. Filistin'i konuşuyor. Filistin'de bu İmamoğlu. Ben abi ya. Olur. Efendim merhabalar. Daha önce burada röportaj yapmıştık. Bayağı dertliydiniz. Bayağı sıkıntılıydınız. 3-4 işte çalışıyorum, yetiremiyorum. Evet. Halen devam ediyor mu yoksa para buldunuz mu? Ne yaptınız? Vallahi abi yani maşallah sizde de iyi hafıza var. Yani aylar önce röportaj yapmıştık. Gerçekten dertliyiz, geçinemiyoruz demiştik. Hala unutmamışsınız. Vallahi hala dertliyiz. Hala dünya kadar daha da kötü oluyoruz. Çünkü her şey dolarla olduğu zaman yani dolar yükseldiği zaman. Günden bu yana 1,5 artmış dolar. Kesinlikle. Günden güne dolar yükseliyor. Türkiye nereye gidiyor? Vallahi gitgide her konuda bataklığa doğru gidiyoruz yani. Çözümü ne? Çözümü bir an önce Erdoğan'ın gitmesi. Bir an önce istifa edip gitmesi. Zaten Erdoğan'dan bıktık. İstifa edip gitsin ya. Yani istifa et git. Erdoğan istifa et git. Efendim niye istifa edin? Seçimde millet oy vermesin. Bakın tamam 25 gün sonra bir seçim var. Evet. Bahçeli evlerde AK Parti'nin adayı Hakan Bahadır, CHP'nin adayı Emine Gülizar Emecan. Hangisine oy vereceksiniz? Ya şimdi tabii ki CHP adayına vereceğiz. Evet Emine Hanım. Büyükşehir'de İmamoğlu mu durumu? Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Yani bir önceki seçimde de Ekrem Başkan'a verdik. Bu seçimde de vereceğiz. AK Parti yönetemiyorum efendim. Şimdi şöyle bir şey söylüyorum. Biz niye Ekrem Başkan'a verdik? Çünkü genç, dürüst, samimi, güvenilir. Yani ilk seçimi geçen seçimde kazandı. Erdoğan AK Parti çıktı dedik ki saymıyoruz. Bir şeyler oldu dedi. Evet dedi saymıyoruz. Yani Erdoğan'ın bunu demeye hakkı yok, lüksü de yok. Erdoğan sen bir siyasetçisin, bu ülkenin kurucusu değilsin, sahibi de değilsin. Sen de İmamoğlu gibi bir siyasetçisin, Abdullah Gül gibi, Ahmet Necdet Sezer gibi bir siyasetçisin. Sen bu ülkenin kurucusu sahibi değilsin yani. Saymama gibi bir lüksün yok. Bizim irademiz sana nasıl saymıyor ya? Yani ilk seçimi saymadılar. İkinci seçimde Ekrem İmamoğlu daha da fark attı bu defa. 206 bin. Evet daha da fark attı. Bir de Ekrem Başkan
ilk seçimde sadece Binali Yıldırım'a karşı mücadele etmedi. Binali Yıldırım'a karşı mücadele etti. Erdoğan'a karşı mücadele etti. Bütün AKP'li bakanlar milletvekillerine karşı mücadele etti. Medyaya karşı mücadele etti. Yani bir de çıktılar iğrenç iftiralarda bulundular. Zaten insanlığa da yakışmaz iftira. Müslümana da yakışmaz, insanlığa da. Ekrem İmamoğlu Trabzonludur. Evet. Sülalesi 7 cephesi Trabzonlu. Çıktılar dediler ki adam Karadenizli, çıktılar dediler Ekrem İmamoğlu Yunan'dır, Gürcü'dür, Ermenidir, işte Yahudidir. De Erdoğan mitinglerde defalarca dedi oylarınızı Binali Yıldırım'a mı vereceksiniz yoksa CCM vereceksiniz. Erdoğan böyle dedi ya. Geçen hafta 14 Müslüman dedi. Kimin sizinci olduğunu da gördük. Erdoğan yıllarca çıktı. Böyle yaptı. Rabia işareti yaptı yıllarca. Şimdi Mısır diye bir ülke var. Orada Müslüman kardeşler var. Oranın lideri de Muhammed Mursi. Sisi geldi, Muhammed Mursi'ye darbe yaptı. Muhammed Mursi cezaevine attılar, katlettiler, öldürdüler ve binlerce Müslüman kardeşler üyesini katlettiler. Erdoğan çıktı, böyle yaptılar dedi. Sisi katildir, teröristtir, insanlığı, insan düşmanıdır. Evet, sen gibi değerli güzel insanlar Erdoğan'a mikrofon uzattı. Dedi bir gün olur da hani dedi Sisi'yle görüşür müsün, konuşur musun? Dedi ben yemin ederim dedi nefes aldığım sürece namusum şerefim üzerine yemin ederim. Dedi ben o katil Sisi'yle, terörist Sisi'yle görüşmem hayatta. Onu gördüğüm yerde var ya dedi zaten ağzı burnu kıracağım. Dedi ben Erdoğan'ım, ben dünyanın en iyi kickboksuyum. Dedi Sisi'yi gördüğüm yerde kulağını çekeceğim dedi, öldüreceğim onu. Ne kadar... Ya biz de dedik vay be Erdoğan'a bak. Ya gözümüzü kapattık, açtık, bir gün sonra bir baktık. Gitti Mısır'a. Hem de 14 Şubat'ta. He. Mısır'a gitti, katil terörist Sisi diyordu. Gitti bu defa. O önce anladım. Katar'da Dünya Kupası oldu. Evet. Dünya Kupası oldu. Orada karşılaştılar. İşte sarıldılar, öpüştüler. Değerli kardeşim Sisi oldu. Ondan sonra geçen gene gitti Mısır'a. Değerli kardeşim Sisi, seni çok seviyorum. Sen benim en iyi arkadaşımsın, kardeşimsin. Seni yakın zamanda Türkiye'me bekliyorum. Sarayımda ağırlamak istiyorum. Ya sen şaka mısın Erdoğan? Şaka mısın sen kardeşim ya? Ya şaka mısın? Sisi'yle sen nasıl görüşürsün ya? Katil değil mi? Terörist değil mi Sisi? Muhammed Mursi'yi öldürmedim. Darbe yapmadım. Hani sen darbelere karşısın? Yani bir de ne zaman Mısır'a gitti? Erzincan'da çevre felaketi oldu. Erzincan'a gitmedi, Mısır'a gitti ya. Sanki Mısır Türkiye'nin bir şehri ya. Ama zaten oradaydı ya, o kadar haksızlık yapma. Yo, Erzincan'a hiç gitmedi. Erzincan değil, Mısır'dayken Erzincan oraya oldu yani. Mesela tamam da şu an Erzincan'da 3 haftadır siyanürlü toprak faciası oldu. Facia oldu. Yani çevre felaketi oldu. 3 haftadır hala insanlar toprak altında. Erdoğan şehir şehir geziyor, oy peşine düşmüş ya. Murat Kurum da ilçe ilçe geziyor, oy peşine düşmüş. Ne yapmalar lazım ki? Yani Murat Kurum geçen bir televizyon kanalına magazin programına çıkmış. Yani magazin programına çıkmış ya. Ya siz şaka mısınız Murat Kurum, Erdoğan şaka mısınız ya? Ya Erzincan'da 9-10 tane vatandaşım, kiminin babası, kiminin kardeşi, kiminin kocası toprak altında, gidin onları çıkarın ya. Ya şehir şehir ilçe ilçe gezip oy peşine düşmüşsünüz ya. Ya yazık değil mi o vatandaşlarımıza ya? Ya Allah aşkına istifa edin, gidin kurtaransın. Allah rızası için ya. Yönetemiyorlar mı? Ben bir vatandaş olarak evimden televizyonu çıkardım. Sırf Erdoğan'ı görmemek için, sesini duymamak için. Çünkü Erdoğan'ı gördüğümüz zaman, sesini duyduğumuz zaman psikolojimiz bozuluyor. Hayattan soğuyoruz. Dünya lideri diyorlar. Yani o yüzden Erdoğan gidin istifa edin, gidin gidin. İstifa edin, gidin kurtaransın sizden. Bıktık sizden ya. Ya bıktık. Her konuda berbat şekilde yönetiliyoruz ya. Vatandaş oy vermesin. Niye istifa etsin? Veriyor. Allah gibi adam diyorlar. Peygamber gibi adam diyorlar. Diyorlar Allah çocuklarımızın ömrünü az sona versin. Ülkeyi batırsa da satsa da yine o. Yani böyle insanlarla insanlar veriyor. Biz hiçbir zaman vermedik. Vermeyiz de. Çünkü bir dedi bir den tutmuyor. Bugün başka bir söylüyor. Yarın başka bir söylüyor. İnsanların aklını alay ediyor. Ama bizim aklımızı alay edemiyor. Edemez. Edemez de tabii. Yani bizler onurlu gururlu başı dik insanlarız. Namuslu şerefli. Bir duruşu bu seçim insanları... ne olacak? İmamoğlu kazanır mı? Şimdi Ekrem İmamoğlu dediğim gibi bir önceki seçimde oy verdik. Yine vereceğiz. Adam bir sürü hizmet yaptı. Şimdi insan bir şey söylediği zaman devamı da getirmesi lazım. Altını doldurması lazım. Kendim için konuşuyorum. Bir sürü hizmet yaptı diyorum. Yaptığı hizmetleri de ben söylüyorum. Evet. Diyorlar ya Ekrem İmamoğlu bir çivi bile çakmadı. İnsan olun. Adama iftira atmayın. İnsan olun. İnsan. İnsan olun. İftira günahtır. Ayıptır. İnsan olun. Adam... Bir, İBB İstanbul ofisleri açtı. Yalan mı? Evet. Her semtte mahallede İBB İstanbul ofisleri var. Doğru. Yüz binlerce vatandaşa iş imkanı sağladı, İslam sağlıyor.
2. Yuvamız İstanbul kreşleri. Her semtte mahallede yuvamız İstanbul kreşleri var ya. 3. Kent lokantaları açtı. Bir dürüm bile, döner bile 100 TL olmuş. Türk halkı, vatandaşlarımız gidip 40 TL 4 çeşit yemek yiyor. 4. Yani sokakta kalan yurttaşlar yani gidip otelde kalıyor ücretsiz. Ekrem Başkan sayesinde. 5. Yüz binlerce çocuğa süt dağıtımı yapıyor. Yani bir sürü ya bir sürü kent ormanları yaptı, yol çalışmaları yaptı, parklar yaptı. Onun dışında koronavirüs zamanında Erdoğan'ın vatandaşa yapmadığı maddi manevi yardımı, desteği Ekrem İmamoğlu yaptı sağ olsun. İBB araçları. Cumhurbaşkanı. Evet, geleceğin Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Eline sağlık. Ve Allah'tan başka hiç kimse yenemez. Evet. 3 kere mağlup attı. Bu 4. mağlubiyeti inşallah seve seve vereceğiz. Yani Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ı, Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, Erdoğan'ı, bütün AKP'li bakanlar, milletvekilleri geçen seçimde nakavt etti. Bu seçimde de nakavt edecek. Yani Ekrem İmamoğlu'nun karşısında kim var? Murat Kurum. yani komedi ya. Ya geçen Murat Kurum çıkmış, diyor ki Türk halkı hiç merak etmesin, vatandaşlarımız merak etmesin, işlerini ferah tutsunlar, poşete zam yapmayacağız diyor ya. Ya bunu söylüyor Murat Kurum ya. Ya sen komik misin be adam? Komik misin sen? Poşete zam yapmayacağız ne ya? Ya Türk halkı vatandaşlarımız acaba poşete zam gelecek mi, gelmeyecek mi? Onu düşünecek duruma gelmiş ya. Ya komik misin sen? Git yeteneksiz Türkiye katır, güldür güldür şova git ya. Şaka mısın sen Murat Kurum ya? Ya bir, ikincisi geçen bir açılışa gitti. Yandaki arkadaşına diyor ki biz neyin açılışını yapıyoruz? Ya sen komik misin ya? Ya Murat Kurum sen şaka mısın? Yemin ediyorum 7 yaştaki birini bunun yerine adına koysalar bundan daha iyi ya. Ya ne yapması? Kendini rezil ediyor ya. Ya bir diyor poşete zam yapmayacağız. İkincisi bir açılışa katılıyor diyor biz neyin açılışını yapıyoruz? Yani neyin açılışını bilmeyen birini İstanbul'a emanet edilir ya. 3. Diyor ki çorba vereceğiz. Yani Erdoğan milletin kafasına balkondan çay fırlatıyor ya. Bu da diyor ki millete çay vereceğiz. Tabii siz sarayda yaşıyorsunuz. Yediniz önünüzde, yemediniz arkanızda. 111 TL maaş alıyorsunuz. Emekli maaşınızla beraber 230 bin TL alıyorsunuz. Biz 17 bin TL alıyoruz. Aldığımız maaş kiraya yetmiyor ya. 30 gün boyunca çalışıyoruz. Aldığımız maaş kiraya yetmiyor. Emeklim 40-50 yıl boyunca çalışıyor. 70 yaşında emekli oluyor. Emeklim 10 bin TL alıyor ya. Ya benim emekli mi daha deli, yoksa milletvekilleri mi daha deli ya? Asker polis mi daha deli, milletvekilleri mi daha deli? Ya gidin ya, ne milletvekili ya? Hepiniz kral padişah gibi yaşıyorsunuz. Bak halk ekmek kulübesine gidin, bir sürü sıra var ya. İnsanlar böyle tir 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 ekmek kuyruğunda bekliyor ya. Yani bir de Murat Kurum geçen çıkmış bir iki gün önce. Ya zaten Murat Kurum bile dedi ki Ekrem İmamoğlu vaatlerin %87'sini yaptı. Geçen canlı yayında bunu itiraf etti. Ya zaten Murat Kurum bile Ekrem İmamoğlu'na çalışıyor. Bence seçimde gidecek Ekrem İmamoğlu'na verecek Murat Kurum. Yani kendisine oy verme bence vicdanı el vermeyecek Murat Kurum'un. Gidecek. evet ya dedi %87'sini yaptı vaatleri. Kendisi bile itiraf etti. Murat Kurum Ekrem İmamoğlu'na verecek. Evet. Murat Kurum Ekrem İmamoğlu'na verecek ya. Çünkü %87 yapmış vaatleri. Bir de dünya kadar engellere rağmen. Çünkü İBB meclis üyeliği Cumhur İttifakı'nda çoğunluğu. Bir de geçen çıkmış. Diyor ki bir de hem %87'sini yaptı vaatlerin diyor. Bir de diyor ki İmamoğlu sadece 8 kilometre diyor şey yaptı. Ekrem İmamoğlu'na iftira atıyor. İftira da suçtur. Tamam mı? Suçtur. Hem günahtır hem suçtur. Diyor sadece 8 kilometre yaptı. Bir de sanki Türk halkı, Türk vatandaşları sanki 8'in ne olduğunu bilmiyor. Sanki sayamıyor. Böyle ayağıyla sayıyor. Diyor 1, 2, 3, 4, 5. Bunu yapar Murat Kurum ya. Ya sen şaka mısın kardeşim ya? Ne öyle ayak sayıyorsun, adım atıyorsun ya? Ya bir de 8 kilometre 8 adım mı ya? 8 kilometre 8 adımın ne olduğunu bilmiyorsun daha ya. Ya komik komik. Yemin ediyorum komik ya. Ya hala Murat Kurum diyen var mı ya? Ya bir de çıkmış diyor ki ben İBB başkanı olursam diyor İstanbul'da 600-700 bin tane çürük bina var. Her an yıkılabilir. Her an yıkılabilir. Diyor ben başkan olursam bu binaları yıkacağım, sağlam binalar yapacağım. Sen şaka mısın kardeşim? Şaka mısın ya? Ya sen Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmadın mı?
Çevre Şehircilik Bakanlığı'ya sen her söylediğin şaka ya, böyle şaka. Komedisin, millet sana dalga geçiyor, alay ediyor. Sen Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmadın mı? Maraş'ta deprem oldu. 50 bin tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlar da kendileri 50 bin diyor. Yani 600 bin tane zaten bina yıkılmış. Her binada bir şey olsa 600 bin. Bir konuşmadan Murat 130 bin dedi. Evet. Bir konuşmadan Murat. Aynen. Ya ben depremzedelerle konuşuyorum. Maraş, Hatay, Malatya, Adıyamanlarla ya diyorlar yüz binlerce, milyonlarca insan hayatını kaybetti. Bir tane abimiz vardı. Enkaz altında, o kolon altında kalan bir kızı vardı. Evet. Elinden, kızın elinden tutuyordu. Kızı can vermişti. O fotoğrafı Türkiye'de gündem oldu. Hepimiz kahrolduk, perişan olduk. Bir tane amcamız vardı, cebinden bisküvi çıkardı. Dedi ki ben bunu çocuklarıma, torunlarıma aldım ama hepsi hayatını kaybetti. Üngür üngür aldı ve geçenlerde hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Yani ya sen o binaları niye sağlam yapmadın Murat Kuru? O Maraş 11 ile etkilen depremde o binaları niye sağlam yapmadın? Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmadın mı kardeşim? Sen bu ülke 5 yıl Çevre Şehircilik Bakanlığı yaptı ve şu an hala milletvekilisin. Herhalde çok zengin oldu ama hala yetmiyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı yaptı. Şu an milletvekilidir. Bir de İBB başkanlığı adaya koymuş. Herhalde daha da zengin olmak istiyor. Biz açlıktan ölüyoruz. Ya sen zaten milletvekilisin. Yani bir de sen 20-30 yıldır sen ülkeyi yönetiyorsun Murat Kurum. 20-30 yıldır sen yönetiyorsun kardeşim. Yani Cumhurbaşkanlığı sende, Başbakanlık sende, Çevre Şehircilik Bakanlığı sende. İstanbul Avrupa'nın bir şehri mi? Türkiye'nin bir şehri değil mi? 20-30 yıldır bu 600-700 tane çürük binayı niye yıkmıyorsunuz kardeşim? Niye her şeyi? Şimdiye kadar niye yapmadın? Yani uzmanlar bas bas bağırıyor. Büyük İstanbul Marmara depremi yakın diye. Yani dün de önceki günde İstanbul'da deprem oldu. Ufak bir deprem oldu. Çanakkale'de oldu. İstanbul'da da etkilendi. Yani ülkeyi, devleti siz yönetiyorsunuz. Bütün imkanlar sizde. Yani 11 ili etkilen depremde. Ya Japonya'da 9 nokta deprem oluyor. Millet balkonda sigara içiyor. Kimse rahatını bozmuyor. 9 nokta deprem oluyor. Kimsenin burnu kanamıyor. Bizde küçücük bir deprem oluyor. On binlerce, yüz binlerce insanımız hayatını kaybediyor. Anneler, babalar, çocuklar, evlatlar feci şekilde enkaz altında hayatını kaybediyorlar ya. Demek ki dürüst değil, sağlam. Ya istiyor. Söyledikleri hiçbir şey inanmıyoruz ya, hiçbir şey. Murat Kurum'un vaatleri seni tatmin etmiyor mu? Ya neydi? Ya bıkmışız onlardan, diyoruz gitsin, ne şey yapıyor? Erzincan'da çevre felaketi olmuş. Onun chat raporunu kim verdi? Kim verdi? Murat Kurum. Evet. Geçen Fatih Portakal'ı izliyorum, orada bir tane avukat gelmiş. Fatih Portakal diyor ki hangi gerizekalı chat raporunu verdi? Avukat diyor ki Murat Kurum. Yani hala 9 tane 10 tane vatandaşım Erzincan'da toprak altında ya. Ya Murat Kurum, eski Çevre Şehircilik Bakanı, Erzincan'a git, Erzincan'a. 9-10 tane vatandaşım toprak altında. Milletin babası, çocuğu, kocası toprak altında. Murat Kurum, ilçe gezip oy peşine düşmüşsün. Geçen magazin programına gidiyorsun, magazin konuşuyorsun, gülüyorsun, bir şeyler yapmıyor ya. Ya Erzincan'a gidin, Erzincan'a. Erdoğan, Mısır'a, Sisi'nin yanına gideceğine Erzincan'a git ya. Yani abi çok dertli. Ya bunlar yüreğim komik. Yanıyor. Yüreğim yanıyor. O bisküvi bak, acı bir şey gerçekten. Benim Türkiye'm dünyanın en güzel ülkesi. Anadolu coğrafyası dünyanın en güzel yeri, coğrafyası. Benim Türkiye insanım, Türkiye'min insanı da dünyanın en güzel değerli insanıdır. Avrupalılar ülke gezerken, tatil yaparken, hayatlarını yaşarken benim insanlarım Halk Ekmek Kulübesi'nde böyle titreye titreye ekmek koluna girmeyecek. Yani Erdoğan sen de AKP'li bakanlarda, milletvekillerde hiçbiriniz Allah değilsiniz. Peygamber de değilsiniz. Bu ülkenin kurucusu da değilsiniz. Bu ülkenin sahibi de değilsiniz. Tamam mı? Bu ülkenin sahibi Mustafa Kemal Atatürk'tür ve Çanakkale'de savaşan dedelerimizdir. Tamam mı? Hiçbiriniz bu ülkenin sahibi değilsiniz. Hepiniz sadece siyasetçisiniz. Bugün varsınız, yarın yoksunuz. Tamam mı? İstifa. Hiçbir zaman size oy vermedik. Vermeyiz de istifa edin, gidin. Bıktık sizden. Yeter artık, bıktık. Bu ülkenin sahibi halktır, millettir, tamam mı? Devlet de halktır, millettir. Devleti ayakta tutan da halktır, millettir. Siz hepiniz padişah gibi yaşayacaksınız, tamam mı? Siz halkın efendisi değilsiniz kardeşim ya. Siz zaten seçen halk. Yani halk 30 gün boyunca çalışacak ki aldığı para kiraya yetmiyor. Siz çıkacaksınız, diyeceksiniz ki biz... Benim. Abi şimdi iktidara yakın, bir saniye, ben muhalefete yakınım. Bırak. Abi tanıyorum. Bırak iktidar. Abim. Babam iki dakika bir ya. 3 çeşit yemeği kıstı ve nasıl yiyeceksin? Lontaya git. Al şurada lonta var.
Tamam sen gel konuş abi. Bir kelime soracağım hocam. Yok baba tamam sen de konuş. Beraber konuşalım. Ben biraz önce Mehmet bir şey söyledi. Dedi ki bu abi vah vah vah. Arkadaşlar bir saniye bir dakika. 2 lira diyorsun. Kim? 15 lira. Her yer bir dakika. Sen cebinde paran var mı? Bir dakika ben sana bir şey söyleyeyim. Abim bak ben istemem. Bak mazot 10 misli artmış. 10 misli artmış. 15 misli artmış. Sıkıntı yok. %7 yarı yarıya tamam. Bak abim. Senin cebinden. Ne olacak? Sen ne kadar maaş alıyorsun? Abi boş ver. Sen oyu kime verdin? CHP mi AK Parti? CHP.